Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle taban alanı 76 metrekare, birinci katı da 109 metrekare olan toplamda 185 metrekarelik iki katlı villanın maliyetini hesaplayacağız. Öncelikle proje bedelleriyle başlayalım. 98.200 lira. Bu kalemin içerisinde belediyenin istediği tüm ruhsat projeleri ve teknik projeler bulunmaktadır. Ruhsat süreci maliyetleri 17.250 lira. Toplam ruhsat giderleri maliyeti 115.450 lira. Kaba inşaat maliyetine geçelim. Kepçenin çalıştığı süre boyunca karşımıza çıkardığı maliyet 11.200 lira. Temeldeki ilk beton katmanı olan C20 Grobeton'un malzemesi ve işçiliği 44.865 lira. Temeldeki yalıtım katmanı olan membran bohçalama ve bunun işçiliği de 44.050 lira olarak karşımıza çıkıyor. Temel demire 97.430 lira. C30 temel betonu 71.185 lira. Temeldeki kalıp işçiliği de 80.600 lira. Tabliye maliyetine geçelim. Öncelikle tabliye kavramının ne olduğunu açıklayalım. Tabliye demek döşeme demek. Binamızın bir temeli oluyor. Bir de kat döşemeleri oluyor üst katlardaki döşemeler. Bunlara tabliye deniyor. Bizim binamız iki katlı olduğu için bir adet temelimiz, iki adet de tabliyemiz bulunuyor. Tabliye demiri maliyeti 133.290 lira. C30 tabliye betonu maliyeti 123.100 lira. Tabliyelerdeki kalıp işçiliği de 84.475 lira. Köpük asmolen maliyetine geçelim. Binamız asmolen döşemeli olacak şekilde planlandığı için döşemedeki betonların arasında asmolen boşlukları oluyor ve bu asmolenlere köpük asmolen veya tuğla asmolen yerleştiriliyor. Biz köpük asmolen tercih ettik. Bunun maliyeti 26.010 lira. Temel ve tabliye maliyeti 716.205 lira olarak karşımıza çıkıyor. Tesisat maliyetine geçelim. Kaba inşaat tesisat maliyeti elektrik tesisatı işçilik ve montajıyla başlıyor. 85.425 lira. Su tesisatı işçilik ve montajı 83.320 lira. Doğal gaz tesisatı işçilik ve montajı 37.655 37 lira. Kalorifer tesisatı işçilik ve montajı da 32.810 lira. Toplam kaba inşaat tesisat maliyeti 239.210 lira. Kaba inşaat maliyetimize duvar maliyetiyle devam ediyoruz. Dış duvarlarda kullanılan 19'luk bimsin maliyeti 40.710 lira. İç duvarlardaki 8,5'luk tuğlanın maliyeti 18.020 lira. Bu bims ve tuğla duvarların nakliyesi 11.705 lira. Toplam duvar işçiliği de 34.100 liralık bir maliyetle karşımıza çıkıyor. Toplam duvar maliyeti 104.535 lira. Dış cephe yalıtımına ve sıvasına geçelim. Dış cephe kaba sıva malzemesi ve işçiliği 40.270 lira. Dış cephe mantolaması bu yalıtım oluyor ve bunun işçiliği de 72.195 lira. Toplam dış cephe sıva ve yalıtım maliyeti 112.465 lira. Kaba inşaatın ekstra giderleriyle de kaba inşaat maliyetimizi tamamlayalım. Kereste ve nalburiye giderleri ve bunun nakliyatı 76.980 lira. Ekstra düzeltme ve dolgu işlemleri arsada yapılan 36.140 lira. Toplam kaba inşaat ekstra giderler 113.120 lira. Ruhsat giderleri maliyetlerinden bu kaleme kadar kepçeyle başlayan bütün kalemlerimizin toplamı karşımıza kaba inşaat maliyetini çıkarıyor. Toplam kaba inşaat toplam maliyeti 1.285.535 lira. İnşaat maliyetimize ince inşaat maliyetiyle devam ediyoruz. İnce inşaat maliyetimizin ilk kalemi ince işler maliyeti. İnce inşaat aşamasında kullanılan çimento, kireç, kum maliyetleri 30.460 lira. İç duvarların sıvası, malzemesi ve işçiliği 61.155 lira. Zemini düzleştirmek için yapılan şapın işçiliği ve malzemesi 18.180 lira. İç mekan boyası ve işçiliği 31.305 lira. Teras çatımızın malzemesi, işçiliği, yalıtımı ve parapeti 155.330 lira. Banyo ve mutfaklarda kullanılan asma tavan malzemesi ve bunun işçiliği de 17.015 lira. Merdiven maliyetimiz 25.225 lira. Bu kalemleri birleştirince ince işler maliyetimiz 338.670 lira. İnce inşaat maliyetimiz bitmedi. Kapı pencere maliyetiyle devam ediyoruz pencere malzemelerinin toplam maliyeti 213.745 lira. Oda kapıları 51.655 lira. Girişteki çelik kapı 19.150 lira. Kapı pencerelerinin işçilik ve montajı da 24.910 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam kapı pencere maliyeti 309.460 lira. Dış cephe kaplamaları maliyetiyle devam ediyoruz. Dış cephedeki ahşap malzemesi ve bunun işçiliği 31.260 lira. Dış cephedeki doğal taş malzemesi ve bunun işçiliği 28.215 lira. Dış cephede kullandığımız pütürlü gram boya kaplama malzemesi ve bu iki malzemenin işçiliği toplamda hepsi 62.030 lira. Toplam dış cephe kaplamaları maliyeti 121.505 lira. İnce inşaat aşamasının son kalemine geldik. İç mekan elemanları maliyeti. Banyo elemanları 82.640 lira. Banyo, mutfak ve koridorlarda kullanılan seramik malzemesi ve bunun işçiliği 56.000 lira. Mutfak dolabı, tezgahı, mermeri, ankastre'si ve bunların montajı 105.200 lira. Girişteki portmanto'nun maliyeti 10.155 lira. Parke ve bunun işçiliği de 55.900 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam iç mekan elemanları maliyeti 309.895 lira. Şimdi ek gider maliyetlerine geçmeden... E, ...kaba inşaattan sonra bu kaleme kadar olan toplam maliyeti görelim. Bu da ince inşaat maliyeti oluyor. İnce inşaatımızın toplam maliyeti 1.079.530 lira. İnşaat maliyetimizi tamamlamadan evrak maliyetlerinin son kalemi olan ek giderlerden bahsedelim. Şantiye su giderleri 19.230 lira, şantiye elektrik giderleri 18.920 lira, işçi sigorta giderleri ve muhasebe giderleri 46.770 lira, şantiyedeki diğer harcamalar 42.105 lira ve kalfayı ödenen ücrette 81.445 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam ek giderler maliyeti 208.470 lira. İnce inşaat maliyetini söylemiştik. Şimdi toplam inşaat maliyeti ve sonrasında da evrak giderleri maliyeti çıktı karşımıza. Toplam inşaat maliyeti ince ve kaba inşaatın maliyet birleşiminden oluşuyor. Toplam inşaat maliyetimiz 2 milyon 365 bin 65 lira. Bunun içerisinde ruhsat giderleri ve ek giderler yok. Burada da bunun için ayrı bir kalemimiz var. Ek giderler kaleminden ve ilk başta bahsettiğimiz ruhsat giderleri kalemini toplayarak toplam bir evrak giderleri maliyeti çıkardığımızda 323.920 lira oluyor. Ve şu iki maliyeti birleştirdiğimizde de toplam inşaat maliyetiyle karşılaşıyoruz. 185 metrekarelik villanın toplam maliyeti 2.688.985 lira. Şunu hatta toplam maliyet diye yapalım. Bu şekilde ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu videodaki Excel dosyasına erişmek istiyorsanız kanalımıza katıl butonundan üye olmanız gerekmektedir. Bu üyelik işlemi tamamlandıktan sonra e, şu an ekranda yazan mail adresini kopyalayarak buraya mail atabilirsiniz. En kısa sürede eğer kanalımıza katıl üyesi olduysanız size dönüş yapılacaktır. İyi günler.